Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da görebileceğiniz gibi GTA 5 birinci bölüm nasıl geçilir videosu çekiyorum PlayStation 3 üzerinden arkadaşlar. Şimdi ben oyunu bitirmiştim ve oyunu sıfırladım şu an yeni açılıyor. Arkadaşlar birinci bölümün nasıl geçeceğini bu videoda göreceksiniz. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5 like gelirse GTA 5 PlayStation 3 üzerinden tabii ki. İkinci bölüm, bir dakika şu an oyun başlıyor. Hemen durdurayım. Hızlıca durdurayım. Eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar PlayStation 3 üzerinden GTA 5'te ikinci bölüm nasıl geçilir videosu gelecek arkadaşlar. Eğer bu kanala da 10 abone gelirse arkadaşlar şarkı çıkarıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şarkı çıkaracağım. Şimdi fazla uzatmadan ilk bölümümüze geçelim. Şu an bir tane bankada oynuyoruz. Yat şuraya. Pekala, hepiniz dikkatli olursanız kimse zarar görmez. Aç kapıyı, yoksa burada saatlerce yaralılar olacak. Hey, hadi. Ve açıyor kapıyı ve dış suratına. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Ellerini arkana koy. Bakın bayım falan filan. Tamam, buraya girdikten sonra bekliyoruz. Sonra bunlara nişan alıyoruz ama ateş etmiyoruz. Bunlara nişan alınca da bunlar içeri girecek şimdi. Girin içeriye. Nişan alıyoruz şu an. Gir. Daha korksunlar. Buranın, bu bankanın girişi şurası mı? Bir dakika. Şuraları merak ettim. Yalcık bakalım şöyle. Şu kapı açılacak mı? Yok bura. Neyse, ben merakımdan yaptım. Sizin yapmanıza gerek yok. Bunlar içeri girdikten sonra tuşlar zaten şu yukarıda gösteriyor. Telefonu açıyoruz. X'e basıyoruz. Bombayı da buradan hızlıca patlatıyor Michael. Bum. Ve banka kasası açılıyor. Hemen üçüncü yapmanız gereken şey, bu kapıdan direkt içeri giriyorsunuz. Koşuyoruz. Zaten solda en üstte tuşlar veriyor arkadaşlar. Siz bakarak yapabilirsiniz. Ha bakın, banka kasasından içeri girdikten sonra yerde paralar var. Onları toplamayı unutmayın. Üstüne doğru yürünce zaten topluyor. Sonra şu köşeye gidiyoruz. Parayı topluyor. Oo, herkes yetecek kadar var. Herkesin düşünceleri farklı tabii. Tamam. Sonra aldıktan sonra buradan hızlıca çıkıyoruz. Sonra bizi burada nişan alıyor. Bir tane polis. Michael'ı nişan alıyor. Biz burada şimdi karakteri değiştireceğiz. Alt tuşa basılı tuttum. Sağ tarafa yaptım ve Trevor'a geçiş yaptım. Bu Trevor'ın eski hali. Vuruyorum tam kafasından, güvenliğin. Tam kafasından vurdum ve öldü. Tamam. Şu poliste bir silah var, tabanca. Onu almanıza gerek yok ama ben yine de aldım. Şarjör değiştirelim daireyle. Sonra hemen şu kutunun yanına R1 ile nişan alıyor. Adı neydi onun? İşte siper alıyoruz. Sonra bekliyoruz. Adam bombayı kuruyor, patlatıyor. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra bu kapının yanına geliyoruz. Burada zaten Trevor düğmeye basacak. Açılıyor kapı ve dışarı çıkıyoruz ve burada polislerle çatışacağız. Tamam. Haydi gençler. Bakın Trevor arkadaşlar maskesini açtı. Trevor'ın eski hali, saçları da uzamış bayağı. Bak hele, böyle daha yakışıklıymış. Bak hele şuna. Gelin lan buraya polisler. Gelin. Hepiniz öleceksiniz zaten, boşuna geliyorsunuz. Hop, sen de geber. Koş. Hemen ikinci yerimiz. Şunu da al. Okey. Şarjör değiştir hızlıca. Değiştir. Şunu da vur. Vur. Tamam. Şarjör değiştiriyor. Koş. Sonra bu polisi de indirelim. İn. Değiştirelim şarjörü tekrardan. Şimdi buradan da polisler geliyor. Şöyle tam geldikleri anda hepsini öldürelim. Şunu da ölmedi, dur. Nerede? Ha, ölmüş. Haritadan gördüm. Sonra şuradaki arabanın yanına gidiyoruz. Ve üçgen tuşuyla yanına geliyoruz. Biniyor. Nerede kaldınız? Kapa çeneni de sür. Gördünüz mü?
O dıttırdığın suratına namluyu falan filan gördünüz mü? Evet, tam bir dıttırısın. Baba diyor. Arkadaşlar, alt yazılarda küfür olabilir. Yani bu benimle alakalı değil arkadaşlar. Alt yazıları okumanıza zaten gerek yok. Zaten birazcık küfür var. Özür dilerim bu arada. Tamam, burada adamımız ölüyor. Sonra atıyoruz. Sonra Michael o adama vuruyor ve toz. Sonra burada arabayı R2 ile 2 ile gaz, L2 ile de fren, L3 ile de sağ sol yapabiliyoruz arkadaşlar. Sonra R2'ye baz gaz zaten. Sonra bu haritada solda en altta harita var. O sarı çizgiyi takip ediyoruz. Bu polise çarpmadan yanından geçiyorum. Hızlıca gidiyoruz. Buradan gidiyorum, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ve ondan sonra burada yolumuzu kapatıyorlar arkadaşlar. Hemen fren yapıyoruz. Ve buradan sağa dönüyoruz. Buradan çok fazla hızlıca gidiyoruz. Ve burayı zaten kendi kendine geçiyor. Hop, bum. Sonra tosluyorlar. İyi misiniz? Tıt. Hadi. Arabayı terk edelim, tamam mı? Helikoptere buradan gidebiliriz. Hey, hayır, hey. Plana uyun. Ne? Şu dıtlarının planına uy. Hadi. Sonra böyle bir yer geliyor. Buraları geçemiyoruz nedense. Çünkü kendi kendine oynayacak. Helikopter nerede? Dıtlarına, dıtlarına. Yok artık. Ha, dıtları. Ve adam vuruluyor. Saklanın. Biri ötmüş olmalı. Sonra burada Michael ölmüş numarası yapıyor. Normalde o sniper'cı ıskalıyor ama Michael vurulmuş gibi yapıyor. Bütün yükün hepsini Trevor'a veriyor. No! Sonra buradaki bütün polisleri öldürüyoruz. Hepsini öldürüyoruz. Sonra zaten geçecek. Bu arada 5 yıldız. Tövbe estağfurullah. Trevor sus! Artık yeter. Konuşmadan sık şu adamları öldür. Küfür etme de. Tamam. Şurada da birileri var. Değiştir değiştir hızlıca. Vur 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 vur. Oh. Ölün be polis. Öl. Şurada da bir tane vardı. Dur şuna nişan al. Heh. Değiştir hızlıca. Tamam. Sonra böyle oluyor. Sonra buradan kaçıyoruz. Bir tane kadını görüyoruz. Koşuyorum. Aman tanrım, ateş etme. Helikopter nerede? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Geride kalın, dıtlarına koyun. Yanına yaklaşırsan geri çekilin. Tanrım yardım edin, yardım edin. Oo! Hadi, hadi diyor ve Trevor buradan kaçarken kurtuluyor. Polisler de arkada onu bulmaya çalışıyorlar. Sonra Michael ölmüş numarası yaptı ya arkadaşlar. Orada gerçekten ölmüyor. Ama farklı olan şu ki Michael'ın mezarı var ve içi dolu. İçinde bir adam var. O adam az önceki vurulan şöyle turuncu kıyafetli adam vardı ya, hani sniper'la gerçek vurulan. Tamam, iyi olacak falan diyordu ya Michael. O Michael'ın mezarının içinde. Michael normalde ölmedi. Hatta şimdi göreceksiniz. Ya yani şöyle, Michael'ı o gerçek vurulan adam zannediyorlar ama normalde Michael tabii ki de ölmedi burada kendisi. Orada gerçek ölen adam var şu an içeride. Onu Michael zannediyorlar ama Michael ölmedi. O diğer öldü. Trevor da duruyor, Michael da yaşıyor. Sonra Grand Theft Auto diyor. Yani büyük araba soygunu 5. GTA 5. Sonra burada bir animasyon gelecek. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Animasyon gelecek. Bunu X tuşuyla sonra Franklin. Bakın bu Franklin. Önünde Lamar var. Hemen burayı yapacağız. Şu arabalardan kırmızı ya da beyaz her ikisinden birine de binebilirsin. Ben beyazı sürmek istiyorum. Beyaza bindim. Kırmızıya da binebilirsiniz ama ben beyaza bindim. Sonra bu
Lamar bizim arkadaşımız. Onu sadece takip edeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şu radyoyu kapatabilir miyim? Şimdi telif yemeyelim hemen. Bunu takip ediyoruz. Bu arada L3 ve R3'e aynı anda basılı tutunca ağır çekim özel gücünü kullanıyormuş. Şu an solda en üstte gösterilmiş oluyor. Haritada da turuncu çizgi bizim özel gücümüzün ne kadar olduğunu belirten çizgiymiş. Şimdi hemen L3 ve R3'e basılı tutalım. Ay, bir kere aynı anda basalım. Bakalım özel gücümüz neymiş. Ve özel gücümüz böyle bu yavaşlamaymış. Yani böyle mesela şu anlamda kullanabiliriz. Mesela tam çarpacakken hop ağır çekim yaparız. Yanından geçeriz anlamında kullanılabilir. Bence güzel bir şey. Yetenek yani özel güç. Güzel. Bu öndeki kırmızı arabalı Lamar'ı takip ediyoruz. Oh, Lamar yavaş adam. Adamım yavaş. Buradan geçiyoruz. Orayı zaten Lamar kırıyor. Çekil adam. Az daha eziyordum seni. Ne yapıyorsun be bacım? Oh. Ne yapıyorsun Lamar? O nasıl bir sürüş? Şu sürüşe bak hele. Wow, kuşları eziyordun be Lamar. Ne yapıyorsun? Buradan sağa dönelim. Çekil bakalım. Buradan da sola. Woo! Az daha düşüyorduk aşağı. Gidelim ve burada uçuyoruz. Woo! Havadayken L3 tuşuyla hareket ettirebiliyormuşuz yönümüzü. Yani havada mesela arabayla havada olduk ya. Onunla L3 tuşu ile hareket ettirebiliyoruz. Yani ben L3 ve R3 la oğlum adamım ne yapıyorsun? L3 ve R3 hangi tuş olduğunu videonun sonunda göstereceğim. Şimdi gösteremem yoksa Lamar'ı kaybetmiş oluruz. Yani takip edemeyiz. Yani işte kaçırabiliriz. Hop şuradan dönüyoruz. Şurada bize korna çalıyor. Buradan geçiyoruz. Şuraya geliyoruz ve tosladım. Burada şu tuşla da feneri açın diyor. Açtık. Geri kapatabilirim o tuşla. Kapattım. Ablam çekil ablam. Buradan gidiyoruz. Buradan giriyoruz. Otopark. Sonra banka. Burası normalde kapalı oluyor. Ama açık. Tamam. Sonra burada bitiyor. Sonra burada polislerden kaçacağız arkadaşlar. Ben hemen polislerden kurtulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar polislerden kurtuldum. Şimdi haritadaki turuncu çizgiyi takip edip bu arabayı araba galerisine götürüp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar araba galerisine neredeyse yaklaştım aslında geldim. Sonra buradan geliyoruz ve Franklin arabasını arkaya koyuyor. İniyorum. Burada Lamar'ı takip edeceğim. Yani tam şu tarafa doğru gidiyoruz. Sonra burada konuşuyorlar falan filan filan falan. Sonra buradan dışarı çıkıyoruz. Buradaki kendi arabamıza yani yeni arabamıza biniyoruz. Lamar'ı bekleyeceğiz. Şöyle şunu kapatalım. Telif yemeyelim. Hadi 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 adam. Sonra buradan evimize gidiyoruz. Franklin'in evine. Ben hızlıca gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar neredeyse geldik. Evimize geliyoruz. Buradan içeriye geliyoruz. Arabamızı hızlıca garaja bırakıyoruz. Ve araçtan iniyoruz. Şu şeyi geçelim. Ve arkadaşlar GTA 5 birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Birinci bölüm bu şekilde geçiliyor arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanala 10 abone gelirse şarkı çıkıyorum. Unutmayın arkadaşlar. 10 abone geldiği zaman ben size duyuru videosu çekerim arkadaşlar. Siz seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.